Herkese merhabalar. Yoğun bir pazartesi gününün ardından evime gelmiş bulunmaktayım. Ve tabii ki mutfaktayım. Yoğun bir pazartesiydi ve tabii ki hafta sonunun sonrasındaki ilk gün olduğu için de böyle birazcık zor geçen bir pazartesiydi her zamanki gibi. Şimdi mutfaktayım. Mutfağa geldim. Bulgur çıkardım şöyle. Bulgur pilavı yapacağım. Dünden de et soslamıştık. Yani normal dolapta duruyor. Onu kızartacağız. Tarhana çorbası yapasım var ama çocuk ya bugün inanılmaz sıcak bir hava var. 32 dereceydi. Ben hiç bu kadar yaz boyunca da bu kadar sıkıldığımı ve bunaldığımı hatırlamıyorum. Gerçekten çok fena bir havaydı. Hala aynı. Bildiğiniz böyle yazlık moda geri döndük. Neyse. Laftan lafa atladım yine her zamanki gibi. O yüzdendir ki Defne istemiyorum dedi. Hakan ben de içmem dedi. Ben zaten içmem. Çorbayla çok aram yoktur bilirsiniz. Çınar da pilav olsun, et olsun ona yeter. Tam böyle bir etobur yani. Bakalım işte şimdi ona çorba zaten okulda içmiş bugün çorba. Sebze çorbası içmişler. Hem Çınar'a soruyorum hem gönderdikleri liseden kontrol ediyorum. Bakalım doğru mu söylüyor. Aşkım. Yedin mi muzunu? Hı-hı. Bitirdin mi? Bitirdim. Kabuğu nerede peki? Kabuğunu İçeride. Getirip çöpe atar mısın lütfen? İçeride ama. Ama olmasın içeride. Bu arada dün pazardı. Hava kararmış mı? Kararmak üzere. Daha tam kararmadı anneciğim. Daha. Pazar var bizim buranın. Pazar pazarı var. Oradan turşulu kaldım ama dün hiç yapamadım. Aa, temizlik vardı evde çünkü. Hiç araya bunu sıkıştırmayayım dedim. Domates aldım. Şöyle erik domateslerden aldım. Geçen sene yaptığım acı biberli domatesli turşudan yapacağım. Şöyle göstereyim size. Onunla oynamıyoruz. Şöyle acur aldım biraz. Üst taraftaki bu acı biber miydi yoksa kıl biber mi? Acı biber. Şöyle. Yani bundan o domatesli biberli turşunun içine birazcık ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Ama kalanıyla da sadece biber, acı biber turşusu kurmayı planlıyorum. Ne aldım bir de? Onları dolaba koydum. Salatalıklar çok çabuk böyle şey yapıyor diye. Hem kornişon turşu aldım hem de normal ince salatalık aldım. Her şeyim burada aslında. Sirkelerim burada. Başka. Sarımsağımı da dün oturduğum yerde öyle birazcık ayıklamıştım. Göstereyim onu da. Şöyle onu da hazırlayıp böyle poşetledim. Ama dedim ya hani devamını getirmeyi hiç gözüm yemedi gerçekten. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hiçbir şey yapmayacağım. Önce yemek hazırlığı. Pilavı yaparım. Hakan gelene kadar o hazır olmuş olur. Zaten pilavın yapılmasında bir şey yok. Sonra da turşulukları yıkarım. Öyle yani yaparız bir şeyler. Sizler ne yapıyorsunuz? Onu sormadım. Oralarda havalar nasıl? Bu sıcaklık sadece İstanbul'a özgü bir şey mi diyeceğim ama babamla da konuştuk. Ankara'da bayağı sıcakmış. Öyle bakalım. Artık son sıcaklar. Daha soğuk gelecek ama lütfen gelsin bir an önce. Gerçekten gelsin istiyorum. Pilavımı yaptım. Demleniyor şu anda. Tereyağlı, şehriyeli bulgur pilavı en sevdiğimizden. Etimi de çıkardım burada. Sonracığıma şimdi turşuluklarımı yıkamaya başlayacağım. Ben şimdi turşumu yapmaya başladım kızlar. Sırayla yapacağım çünkü hani biraz ondan yapacağım. Şu salatalıklarımı göstereyim mi size? Bakar mısınız? O kadar güzeller ki gerçekten incecik incecik. Yani tam aslında turşuluk salatalıkmış ama yapacak bir şey yok. Salatalıkların uçlarını almıyorum ben ama şu acılarınkini alacağım. Almasanız da olur yani.
aşkım. Kızlar, ben turşumu bu şekilde koydum bidona. Sarımsaklarını falan da doğradım. Şimdi suyunu ayarlamak kaldı sadece. Bu domateslerim dediğim gibi domatesli biberli turşum için bekliyor. Biberler de o şekilde. Turşunun üzerine birazcık biber koyacağım. Çünkü hani tam böyle birazcık hani ağzına kadar dolsun diye. Biz bu arada yemeklerimizi yedik. Eti biraz fazla çıkarmışız. Fazla soslamışız. Şimdi kalan eti böyle güzelce kavurdum. İçine soğanını doğradım. Şimdi birazcık biber atacağım. Kuru fasulye yapacağım. Yarınki yemeğim de bu şekilde hazır olmuş olsun. Aradan çıksın dedim. Böyle bakalım. Şimdi bu kuru fasulyeyi koyayım. Turşumun suyunu ayarlayacağım. Sonra da bakalım artık. Turşumu kurdum. Allah inşallah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Üzerine bir tane domates kapattım. Bir de dereotu koydum bu sefer. Bakalım inşallah güzel olur. Tutar yani. Çünkü belli olmuyor. Bir tutuyor bir tutmuyor. Ama genel olarak bir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. İnşallah yine olmaz. Domateslerim burada. Bunları yarın yapacağım. Çünkü acı biber olacağı için eldiven almayı unuttum. Eldivensiz geçen sene beni mahvetti. Asla yapmayacağım o yüzden. Burada da yarınki yemeğim pişiyor. Daha artık benden iyisi yok. İş yerindeyim. Saat neredeyse 5 yaptım. Sabah gördüğünüz öyle bir ufak bir makyaj yaptım ufak. Yani birazcık makyaj yaptım. Ondan sonra onu birazcık çektim size. Sonra da işte işlerime falan baktım. Son bir saatimiz inanılmaz sıcak. Yani o kadar sıcak ki anlatamam. Yazın bu kadar bunaldığımı hatırlamıyorum gerçekten. Böyle biraz balkonda oturuyorum. Hava almak için çıktım. Tam çekerken telefon çaldı. Çınar'ın okulundan arıyorlar. Yüreğim ağzıma geliyor böyle aradıkları zaman. Öğretmen diyor ki Özlem Hanım öncelikle sakin olun. Çınar gayet iyi diye bu şekilde başlıyor konuya. Çünkü o kadar böyle hani bir problem var, bir sorunum var, bir şey mi oldu diye arda arda sorular soruyorum ki neyse çok şükür bir problem yok. Sadece saat konusunda Milli Eğitim'den bir yazı gelmiş. En geç saat 6'da çocukların alınmış olması gerekiyormuş. Kış saatine geçilmiş ve işte bu pandemiden dolayı hastaneler birçok yer saatlerine değişiklik yapıyor. Ama hani özel kısma kimse bakmıyor yani. Özel iş yerlerinde saat değişikliği gibi bir durum yok. Sonuçta çocuğunu kreşe gönderenlerin, çalışan velilerin çoğunlukta olduğunu düşünürsek garip yani. Neyse. Hangi şey normal gidiyor ki öyle değil mi yani? Böyle yani hani şunu söyledim. Hani ben aldırabilirim. Babaannesi var, ablası var. Çok şükür hani alabilecek durumdalar ama hani hiç alamayacak insanlar vardır yani. Kendisi çalışıyor, eşi çalışıyor, çocuk kreşte. Ki o şekilde veliler var biliyorum yani. Benden daha sonra gelenler var.
İşte hani biz kapıda böyle bazen öğretmenlerle görüşüyoruz. Bazen oluyor ki 20-25 dakika hani içeri gidip öğretmen görüşmesi yapıyorum. Daha yeni gelen veliler oluyor yani. Neyse, sağlık olsun da bakalım. Bu arada dün turşumu yaptım, onu gösterdim. Bugün de domates biberimi yapacağım inşallah. Ama dedim ya, eldiven almayı unuttum. O yüzden kesinlikle onu bir daha eldivensiz asla yapmam. Yani geçen sene o acıyı bir ben bilirim, bir de ben bilirim. Onu yapacağım. Sonra bugüne yemeğim var. Dünden yaptım çok şükür. Eve gidince yapacak bir şeyim yok. Yani sadece o turşu dışında, o da çok fazla değil zaten. Hani domatesi soyacağım, kabuklarını soyacağım, doğrayıp çiğden yani biberleri de doğrayacağım. İşte suyunu, sirkesini, tuzunu ayarlayıp kavanozlayacağım, o kadar. Yani birçoğunu Hakan gelmeden hallederim diye düşünüyorum. Öyle bakalım, burası öyle bir serin geldi ki, çünkü klima açık, şuradan buradan cam açık, böyle balkon o kadar güzel geldi ki gerçekten. Bu çiçeğe de bayılıyorum bu arada. Görüntüsü de çok güzel. Böyle kocaman bir şey. Neyse, saçmalıyorum. Ben o zaman bu videomu burada kapatayım. Hani ertesi günün akşamından da devam etmeyeyim. Hani evde dediğim gibi yapacak bir şeyim yok. Daha önce göstermiştim bu biber turşusunu. Merak ederseniz linkini eklerim aşağıya. Onun dışında işte hani yemek falan da yapmayacağım. Öyle klasik, rutin, böyle duran bir gün geçecek inşallah, bakalım. Ben seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda yine görüşürüz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.